Selamünaleyküm arkadaşlar. Kendi bahçedeyim. Size bugün uyanmaya göre devam eden ceviz çeşitlerini tanıtmaya çalışacağım. Kısa kısa videolarla. Bu benim yerli cevizim. Biraz dolu yedi bu sene. Dolu şafları var. Arkadaşlar, şöyle cevizi gördüğünüz gibi bakın. Yaprak sayısı az. Bu neden? Ben kendim bu işi bildiğim halde geçen yıl iddialaştım, kırmızı örümcek ilacı atmadım. Bu tür ağaçlarda yaprak sayımız azaldıysa, bakın içinde bir sürü kuru dallar var. İletim demetleri kapanınca ağaçta, bilhassa yerli çeşitlerde bu hasarları görürüz. Gördüğünüz gibi bu bizim sivri cevizlerimiz. Yine başında meyvesi var ama ben bunu aşılayacağım artık. Yani şimdi şöyle, bu ağaç daha önce ben meyvem olmadığı için idare etmek için bunu kullanıyordum. Başladım mesela. Şimdi bu da Oğuzlar 77. Bu da bir ağacımız. Bunda da var. Bakın yaprak sayısı az. Geçen yıldan dolayı. Ama bu yıl mecburen ben de kullandım. Yani bu iş yiğitliğe gelmiyor. Tamam. Benim bahçem yine çok güzel ama bazı ağaçlarda hasar var. Bu Oğuzlar 77. Verimi çok yüksektir. İlk uyanan bahçede az önceki çekimde bu ikinci uyanan. Gördüğünüz başında meyvesini görüyorsunuz. Ben bunu biraz toparlattırdım. Daha da sorun çoktu. Bakın arkadaşlar, cevizlerin bu üstleri yanıyorsa gördüğünüz gibi, bu yanıkların sebebi bizim yaprak sayımız yeterli olmaması. Bir yıl önceki hasardan dolayı yaprak sayısı az olunca, yapraklarımız şu şekilde geniş olsaydı ağaç ne yapacaktı? Fulyemden daha fazla su çekecekti. Bu sararmalar, güneş yanıklarını görmeyecektik. Ama hepsinden var değil tabii ki. Ama bir hasar hasardır. Bu 2 yılda falan anca geçer. Bir anda geçmez. Bu ağacın acilen yaprak sayısını artırması lazım. Elimizden geldiği kadar biraz azot destekle, yapraktan, topraktan, Sayın Coşkun Hocam'ın beslemeleriyle yine bu yıl yeşillendirdik ama en azından yaprak sayımız var. Bakın şöyle yukarılara, gördünüz mü? Bakın ağaçta yaprak yok. Bu bir yıl önceki hasar. İletim demetleri kapanınca ağaç çalışmıyor. Evet arkadaşlar. Yine yerli bir çeşidimiz. Yerli çeşidimiz neydi? Bu da Bilecik. Bunlar da erken uyandığı için uç daha verimli bir çeşit. Artık meyve başında tamam var ama bizim istediğimiz gibi meyve değil. Burada izin verirse Bilecik'i de seneye aşılamayı düşünüyorum. Bunu da buradan kaldıracağız. Evet, burada bahçemize yeni katılan çekimimiz var. Uyanma sıralamasına göre, çektiğime göre o geç uyanıyor, daha yeni aşı. Bu da göçmen çeşidimiz. Biraz bunu budama yapacağız. Yaprak hassaslığı biraz şey, hava almadığı için içini uzun sürede bahçeye gelemedim. Birkaç budayacağız, rahatlatacağız ağacı. Bakın meyve veriyor. Bir taraftan erkek çiçek veriyor. Daha yeni bir çeşit. Arkasından uyanan başka bir ağacı. Evet arkadaşlar, yaklaşabilirsin oğlum biraz ağacı bütün aldıktan sonra. Bu da kebir çeşidimiz, çamelinin. Yan dal verimi çok yüksek olduğu için bunlarda hep çatal sürgünleri görebilirsiniz. Bakın yan dal verimi çeşitlerde tespit için her yan dal verimi çeşidi mümkün olduğu kadar fazla çatal sürgün veriyor. Bu da bak çok aşırı çatal sürgün vermiş. Artık meyveler de var bunda. Bu üçüncü yaprağını yaşıyor. Bir aşımız. Buradan aşılamışız. Gördüğünüz gibi. Kebir çeşidimiz. Taçlanmasında bunu ben telle taktım yukarı dallara. Aynı kamambir gibi sarkıyor. Artık bayağı bir taç oluşturdum. Dal aralıklarında çok gevşetmedim çünkü arasını biraz sık bıraktım. Gerekirse sonra aradan dal çıkarmayı düşünüyorum. Bu da kebir çeşidimiz. Kebir de güzel bir çeşidimiz. Burada hemen kapatmadan şeye geçelim. Kamambire geçelim. Çirkin kralımıza. Evet arkadaşlar. Bu da bizim çirkin kralımız. Geçen yıl çirkin krallarda yaprak hastalığı şundan dolayı vardı. Aşırı yağışlardan dolayı bu yerli çeşitlerimizi çok görürüz. Kara leke, antrakoz, bakteriyanlıklı gibi hastalıklardan dolayı meyve sayısı bu yıl az. Neden? Çünkü bir yıl önceden hastalıklar vardı ama yeterli meyve var mı? Var tabii ki ama ne yaptı bu yılda? Bakın sürgün verdi bu sefer. Bunları atlattığımız için. Yaprak sağlığı yerinde şu anda. Herhangi bir hastalığımız yok. Maşallah çok da güzel yaprakları var. İkinci bir besleme yapacağız. Bir sefer yaptık. Meyvelerimiz de gayet güzel. Bayağı var başında.
Oysa bu bayağı bir çok meyve veriyordu. Çünkü bu ağacı artık 7. yaprağını yaşıyor. Bundan sonra ne geliyor? Yani Chandler var. Pardon, Howard var. Howard şu, hemen arkamda dönüyor şu. Howard aşımız var. Bakın bu ağaçla da aynı bir sorun. Sorun şu. Aynı bir yıl önceden. Bunda da vardı biraz hasar. Bu yıl attık. Bakın burada da küçük lekeler yine var. Aynı gün batımı. Şu lekeleri görüyorsanız böyle. Küçük küçük yanıklar yaprakların içinde. Şöyle bak, yaprakların içinde benek benek hastalıklar görüyorsanız. Bakın burada kırmızı örümcek var. Çünkü kırmızı örümcek olmasaydı bu kadar meyve biraz daha iri olurdu meyvesi. Ama biz bunu atlattık. Allah'ın izniyle seneye daha güçlü bir ağacı olacak. Dolu bereleri var. Bakın bu da Howard. Bunda da 5 kalem vardı. 5 kalemin bir tanesini lider yaptık. 4 tanesini yan dal yaptık. Yani aşıyken taşlandırdık bu şekilde. Yönlendirdim. Korkuluk gibi ağaçları bağlayarak. Gördüğünüz gibi. Ağaç. Lideriyle. Yan dalıyla. Tamam. Burada yine şu da Howard. Bu yalnız 3 yaşında. Aşılı bir ceviz şimdi. 3. yaşımı vurdum. Gördüğünüz gibi 3. yaprağını yaşıyor. Pardon, 4. yaprağını yaşıyor. Bu ağaç 4. yaprağını yaşıyor, 3. değil. Gördüğünüz gibi yani 3 yaş bitti, 4. yaprağını yaşıyor. Bu da güzel. Şimdi burada uyanma sırasına göre Chandler'ımız var. Bu da Chandler. Artık gövde 7 yaşında. Yan dallar 4 yaşında. Meyvesi de bu şekilde. Buradan da alabilirsin şöyle. Bakın. Buradaki sorunumuz bu ağaçlarda. Bu yıl Haziran'a kadar su verilemedi barajda. Su az olduğu için. Meyvelerimiz biraz küçük kaldı ama toparladık yine Allah'ın izniyle. Daha küçüktü. Son günlerde biraz besleme ile yapraktan topraktan bir şekilde meyveleri kalibre olarak düzelttik. Gayet güzel. Bu gördüğümüz ağaçta aşağı yukarı bir 12-13 tane şey var. Yama gözaşı var. Şu yukarıda dirsekten itibaren lider yaptık. Alt tarafı komple, her tarafı yan dallar yama gözaşı. Tabii ki bununla Chandler'dan bir gün önce uyanan tülara vardı. Neyse, ona geçeceğiz şimdi. Şimdi arkadaşlar az önce Chandler'ı size önce paylaştırdım. Tülara Chandler'dan bir veya iki gün önce uyanır. Howard'la beraber uyanıyor ikisi de. Chandler'ı bundan sonra paylaşmam gereken önce çekmiş olduk. Çünkü bahçeyi gezerek çekiyoruz. Çok değişik var. Bu ağacımız da tülara. Gördüğünüz gibi. Bu da aynen 4. yaprağını. 4. yaş bitti. 5. yaprağını yaşayan bir aşı. Gördüğünüz gibi. Meyveler artık serpilmeye başladı. İkinci bir tülaraya götüreceğim sizi. Evet arkadaşlar. Tülaranın devamı o başka ağaçta. Bu başka ağaç. Aynı aşı bunlar. Aynı yılın aşısı. Bunda örneğin İki kalemin ikisini de çalıştırmışım. Gördüğünüz gibi şu 3 dal. Bir kalemden, lider başka kalemden. Burada şunu ispat etti bize. Dal sayısı artınca, yaprak sayısı artınca ağaç daha hızlı geliştiğini gösterdi. Eğer ben o kalemleri oradan kesseydim, bu da öteki kadar zayıf bir ağaç olacaktı. Ne yaptı? Bu daha güçlü bir ağaç oldu. Bu da tülara. Gördüğünüz gibi meyveler artık. Bu da yan dal verimi %80 bir meyve. Tülaranın kısa bir özelliğinden bahsedeceğim. Tülara'da erkek çiçekle dişi çiçek beraber geliyor aşağı yukarı. Yani Chandler'da erkek çiçek dişi çiçekten bir tık önde geliyor. Tülara'da aşağı yukarı şöyle diyebiliriz. Chandler eğer tozlamada kendini %30 civarında tozlayabiliyorsa %25-%30, tülara ondan %40-%50 daha fazla kendini tozlama şansı var. Çünkü erkek çiçek beraber geliyor. Evet arkadaşlar, bir Fransız çeşidinin başındayız. Bu da Lara'mız. Evet, gördüğünüz gibi bunun meyveleri daha iri Tülara'ya göre. Tülara ile işte efendim Howard, Tülara, Chandler, sıra Lara'da. Lara, Fernor'dan 1-2 gün önce uyanan ama Chandler'dan 10 gün civarında geç uyanan. Bu da bir aşımız. Bakın burada. 4. yaprağını yaşayan bir aşı. Artık kendine geldi. Bunda da aynı sulamanın geç olmasından dolayı
biraz zayıflık yaşattık ama toparlamaya çalıştık. Bakın meyvelerimiz bayağı güzel. Bunda daha çok meyve vardı bu dallarda. Bahçemizde Meylanisiye ile Ronde devreye giremediği için bu da ne oldu? Tozlanma yaşamadığı için bazı meyvelerini döktü. İlk uyanan meyveler tozlandı. Önümüzdeki yıllarda bunda da aynı Chandler'da gördüğümüz gibi, Tülara'da gördüğümüz gibi çok meyve görme şansımız yüksek. Şu da Lara aynı. Bakın yaprağı aynı, benziyor. İki ağaç da yukarıda var Lara olarak. Bu da Lara çeşidi. Evet arkadaşlar, bu da Chandler'a en çok tozlayıcı olarak kullandığımız bir çeşidimiz. Franguette. Bakın dikine gider, sevli gibi. Kavak ağacı gibi gider. Artık bu da bir 9. yaşta bir Franguette. Bu tür Franguette gibi ağaçlarımızı arkadaşlar mümkün olduğu kadar budamıyoruz. Uç alımı yapmıyoruz. Çünkü bu ağaç bir uç dalı verimli. Bakın bu meyveyi başında ne kadar görüyorsak inanın ki erkek çiçeği de o kadar çok görürüz. Bu da Franguette'miz. Çeşitlerimizden. Evet. Franguette'yi size böyle kısaca tanıtmış oluruz. Çünkü video çok... Bu da arkadaşlar Livermore diye geldi bize ama kırmızı ceviz. Henüz meyvesini göremedik başında. Meyvesini göremeyince de insan şüpheleniyor. Ben ne yapacağım şimdi bunda? Şu noktalardan yama göz aşıları yaparak önümüzdeki yıl baharda yine meyve vermezse ne yapacağım? Göz aşılarına devam edeceğim. Durgun aşı yapacağım Eylül'ün sonunda. Baharda meyve vermediyse durgun aşıları uyandırıp çeşit değişikliği yapacağım. Evet arkadaşlar. Howard'ın gerçek yaprağı bu. İkinci ağaçtayız. Bu da aşı. Bu da dördüncü yaprağını yaşayan bir aşımız gördüğünüz gibi. Yaprakları bu şekilde olması lazım. Aşağıda gösterdiğim Howard'da biraz rahatsızlık var dedik. Meyvelerinde kalibrede düşüklük var. Bakın bundaki meyvelere. Görüyor musunuz? Gayet güzel. Kalibre olarak da güzel şimdiden. Daha irer de bu. Zaten Howard'ın meyvesiyle Chandler'ın arasındaki farkı görebilmeniz şudur. Sap kısmından masaya koyduğumuz anda dikine durur. Chandler duramaz. Hacı yatmaz gibi yatar hemen. Yani Howard da Chandler'dan 2 gün önce uyanıyor. Çok aşırı meyve verir. Kesseniz dahi çok meyve verir. Çünkü göz aralıkları çok sıktır bunda. Göz aralıkları çok yakın olduğu için çok meyveye yatar. Hatta şöyle bir tabir vardır. Howard'u aşılı diktiğimiz zaman 8'li yaşlara kadar Chandler onu yakalayamaz. Chandler'dan daha fazla meyve verir. Özelliği de 2 gün önce uyanır ama 10 gün civarı hasat olur. Bu da yüksek rakımlarda belki sonbahar donlarını atlatmak için kullanılabilen bir çeşidimizdir. Şimdi bu da bahçemize yeni katılan bir çeşit. Araştırmada olan bir çeşit. Bakın arkadaşlar, bu eğer çeşidimiz çatal sürgün veriyorsa ne demiştik? Yan dal verimli bir çeşittir. Bakın çatal sürgün hemen vermiş. Az önce göçmende de gösterdik aynısını. Çatal sürgün veriyorsa aynen odur. Şu da bizim Howard'umuz. Artık bu 17-18 tane göz aşısı daha öncesinde paylaştım. Her taraf göz aşısı bu ağaçta. Bakın burada da kalem aşı yapmışım. Bu da Howard. Bu da bu yıl ilk şeylerini verecek. Bakın ne yapmışım? Dallar bağlayarak ağaca, böyle dallar bağlayarak dallara şekil vermeye başlamışım. Yön vermişim ki ileride hazır şeklim hazır olsun. Ne yapmışım? Bak buradan bir dal bağlamışım. Bunu buraya vermişim. Bunu buraya vermişim. Ağacın dallarını yönlendirmişim. Göz aşılarını. Yukarıda bir yıl önceden olan bir göz aşısında bakın meyveler var Howard'ın. Bu Howard. Burada evet. Bu da az önce bahsetmiştik. Buradaki Lara'mız biraz daha güçlü. Yaprakta biraz tepe olduğu için hasar yok. Görüyorsunuz. Üçlü üçlü meyveler yapmış. Lara da çok güçlü bir çeşit demiştik. Şimdi uyanma süresine göre şuradaki şey var. Franguette. Araya bazı ufak tefek şeyler soktuk ama bu da bizim Franguette'den beraber uyan aşağı yukarı. Fernor'umuz arkadaşlar. Bahçede bir tane Fernor'umuz var. Tabii ki bu da gövde yine 7 yaşında. Yan dallar 4 yaşında. Bunlar hepsi de yama göz aşısı dalların. Fernor'da da şöyleydi arkadaşlar. Fernor'da da her tarafta meyve vardı ama tozlanma yaşayamadığı için meyveler döktü. Şöyle bilelim. Fernor asla Chandler'dan az meyve veren bir çeşit değildir. Fernor sadece hastalıklara karşı biraz daha hassastır. Fulyan tabakası ince olduğu için ama iyi bir korumayla güzeldir.
Chapter'dan daha lezzetlidir. Dış kapı biraz serttir. Ağaçtayken meyve iri olmasına rağmen yeşil kapı biraz kalın olduğu için Chapter'la aşağı yukarı aynı. 12-13 gramlar civarında gelir. Kapıdan ama da. Evet arkadaşlar, bu da bahçemizde yine yeni çeşitlerimizden. Ne demiştik? Yan dalları aşağı basıyoruz. Çünkü bizim aşımızı beslemek istiyorsa bu sürgünlere ihtiyacımız var. Buradan fotosentez yapacak. Anacı besleyecek. Anaç da aşıyı besleyecek. Bu yeni çeşidimizde arkadaşlar Iverto. İsmail Yıldız verdi, sağ olsun. İsmail Yıldız arkadaşımızdan geldi. Burada da yazmışım zaten, iyi diye. Iverto. İki kalem yapmışız. İkisi de tutmuş. Ben bu sürgünleri almıyorum. Herkes ne derse desin. Şurada Temmuz'un 15'i gibi açacağım, alttan etek gibi yavaşça kaldıracağım. Streçe alacağım. Torbayı bağlayacağım. Buradaki toprağın kalmasını istiyorum. Hemen bu yine tozlayıcı çeşitlerimizden. Fernet'temiz. Bakınız. Bu da Fernet'te artık yani meyve vermeye başladı. Erkek çiçek üretmeye başladı. Önümüzdeki yıl daha güzel olacak. Bu dediğimiz gibi 4. yaprağını yaşayan, aşağıda Howard'la beraber paylaştığımız fidan da geldi. Bu da Chatner. Yan yana. Bu ağaçta aşağı yukarı yaşadığımız sorun, dediğim gibi sulamanın geç kalmasına, ama meyveler biraz küçük. Ama biraz beslemeyle biraz daha takviyeleyeceğiz. Daha sert kabuk oluşmadı. Güzel bir çeşit. Kapatıyoruz. Arkadaşlar bu aslında bu arada kaldı. Bahçenin bir altına bir üstüne gittik çekme için. Bu çeşidimiz de Hartley. Lara'nın atalarından. Bu da Hartley. Bu %10 yan dal verimli çeşit. Aslında çok güzel meyve verir ama bu yıl meyvesi az. Uyanma süreci de Tülara'dan, Howard'dan 2 gün önce uyanır. Biz arada sırayla gidelim dedik ama inanın bana yoruldum, bir aşağı bir yukarı bir ağaç, o kadar çok çeşit var ki. Bu da tanıtmak istediğimiz Hartley çeşidi. Bu da güzel bir çeşidimizdir. Meyvesi çok güzeldir. İri bir kalibre yapar. Bakın daha bu şimdi böyle avucum içini doldurur bu. Güzel bir çeşit. İyi meyvesi oluyor. Bu yıl sorunlardan dolayı az. Gel abi. Evet arkadaşlar. Buyurun size bir çeşit daha. Bu tozlayıcıların tozlayıcılarından bahçemizdeki geç uyanan, hepiniz birden şimdi ronda diyeceksin ama değil, meylenise. Evet, meyvelerini görmeye başladık. Gördüğünüz gibi bu meylenise. Ronde'den birkaç gün önce uyanır. Bu da uç dal verimli bir çeşit bildiğim kadarıyla. Çünkü yan dal verimli çeşit olsa belli olurdu. Bu da meylenise. Neleri tozlar? Eğer bizim bir lara bahçemiz varsa, bizim bir fernur bahçemiz varsa kesinlikle ve kesinlikle bunun artık bizim bahçemizde olması şart. Bir lara bahçesi, fernur bahçesi kurduysak, fernur bahçesinde fernet de çok ihtiyaç yok. Çünkü aşağı yukarı aynı zamanda uyanıyor. Ama lara bahçesinde %2, %3 fernet de %5 meylenise, %5 de rondeye ihtiyacımız var. Bir tane iki tane de kamambir olsun severim. Kamambir güzeldir. Yine de olur. Evet arkadaşlar. Bu da en son tozlayıcı çeşitlerimizden uç dal verimli rondedir. Şimdi herkes rondeyi ne tozlayacak diye düşünür. Rondemiz de artık bakın meyve vermeye başladı. Bu da önümüzdeki yıllar erkek çiçek üreteceğini gösterir. Uç dal verimli çeşittir. Kamambir gibi tip 2'dir. Ronde tip 2'dir. Tip 2 nedir? İlk önce diş çiçeğini açar. Fernor'dan, Lara'dan, işte efendim uyanma süreci çiçek süresi yettiyse Fernette'den kendine toz alır. Öbür Fernor, Fernette, ötekiler tozlarını dökünce Ronde erkek çiçeklerini çıkarır. Erkek çiçeklerini çıkarınca da ne yapar? Bütün ağaçları tozlar. Kendi sonra uyanan meyveleri de kendi tozlar. İlk uyananları dışarıdan alır. Aynı kamambir gibi tipikidir. Son uyananları da kendi tozlar. Bu da her bahçede olması gereken, ticari bahçelerde veya hobi bahçelerinde ceviz sayısı çoksa olması gereken bir çeşittir. Ayrıca Chandler'da doğa olaylarından dolayı ilk açılan çiçekler döktü de sonradan doğum yapan çiçekler varsa onları da tozlar. Yani
Chandler'ın geç uyanan meyvelerin tozlar. Bu da bahçemiz tanıtmak istediğim son ağaç diyecektim ama kusura bakma bir tanesi kalmış, onu da araya sıkıştıralım. Yani en son çekmemiz gereken ağacı çektik ama kusura bakmayın arada unuttuğumuz ağaç kalmış. Bu da Maraş 18. Bu da meşhur Maraş 18. Hani derler ya Maraş 18 yemen insan ceviz yedim demesin. Bu Maraş 18'imiz. Ne zaman uyanır? Bu da Havurt'tan, Hamam 1'den, Tülara'dan önce uyanan bir çeşit. Biraz önce uyanır. Evet. Bunda da artık üçüncü yaprağını yaşıyor bu. Doğru. Bir, iki, üçüncü yaprağını yaşıyor. Bunda da tek tük meyvelerimiz var. Aşağı yukarı her tüzüğünde bir meyvemiz var. Şu anda size de Maraş 18'i bu şekilde taşlandırdım. Gördüğünüz gibi şöyle çekebiliyorsam. Artık bunda ben uçalım falan yapmayacağım. Uçtavlarının bir çeşidi olduğu için. Gayet de keyifli bakın. Buralardan sürgünlerini vermiş. Meyveden sonra sürgüne davranmış. Keyfi iştahı yerinde. Görmüş olduğumuz ağacı da son olarak Maraş 18'i tanıtmış olduk. Evet arkadaşlar, ben cevizle Darık Gökçe Bahçen araştırma bahçesi. Cevizi düşürdüm. Eyvah eyvah eyvah, gittik, zarardayız. Burası bir araştırma bahçesi benim için. Ben bir alaylıyım ama meraklıyım. Kendi bahçemde uygulamadığım hiçbir şeyi size uygulattırmam. Burası benim araştırmam. Sayın Coşkun Hoca da der zaten, kendi başına bahçen var. Burası bizim araştırma bahçemiz, uygulama bahçemiz. Çeşitler hakkında bilgimiz, böcekler hakkında bilgimiz. Yani gerçekten bir bahçe dikmek isteyen Korkuteli çevresinde, Antalya çevresinde buyursun gelsin. Burası rakım 1000 civarı. Hangi cevizi isterse ona tanıtayım, görsün, baksın. Hangisi hoşuna giderse onu yetiştirsin. Ben burada bilgilerini onlara veririm. Ne diyeyim? YouTube kanalım var. Cevizle de Arif Gökçe. Abone olursanız sevinirim. Beğenin. Soru sorun. Cevaplayalım. Gerekirse arıyorsunuz. Cevaplamaya çalışıyorum. Hoşça kalın. Cevizle kalın arkadaşlar. Yani en son çekmemiz gereken ağacı çektik ama